üç, yaşındaki çocuktan ticari yapıyı nasıl kuracaklarına karşı siyonizmi bunu kastediyoruz. Rahmetli Erbakan Hoca yıllardır bunları anlattı. Ben şimdi o yüzden milli görüşçülerle veya milli görüşçülerden yetişmiş tebalarla konuşurken çok rahat ediyorum. Her şeyin temelden tükenini biliyorlar. Lep demeden değil leblebiyi evvelini, nohutunu bile anlıyorlar. Allah razı olsun onları yetiştirenlerden. Şimdi çok doğru söylüyor. Bunların dedik ki yani veledi zinaları. Aynen öyle. İslam toplumu Peygamber Efendimiz'in zamanındaki gibi o kardeşlik, üleşme, çalışma, gayret, memurluk gibi, atalet gibi işi otomatiğe bağlama. Devlete kendimi atayım. Ondan sonra devlet nasıl olsa maaşımı öyle veriyor. İşten nasıl kaytarayım? İşte orada okey okey oynarken mesaiyi nasıl doldurayım? doldurayım? Bunların hepsi İslam alimleri tarafından bizleri geri, geri bırakan nedenler olarak Risaleler adında neşredilmiş. Bunları bakacağız bugünkü hatalarımızı yüzleşerek kendimizden başlayarak işte bunu önde koyacağız okuyacaksın sorgulayacaksın mesele orada bunlar evet. yapılmıyor şimdi ay kalmıştık ay ee, evet. Ayasofya ama şimdi... e, değerli dostuma çok teşekkür ediyorum aynı şeyleri söyledik aynı şey, evet. kapitalizmden e, emperyalizmden dünyaya insanı sömüren her simseden kurtulmamız gerekiyor ama şu var e, bir konuşmayalım burası cennet değil biz mücadelemizi vereceğiz. Burası sınav yeri. Ha sınav yeri. Yoksa Aristo bile hani Yunan felsefe şeyini yapmayayım taraf gibi değil örnek vermek için. Yani burada sadece kendi kaynaklarımız örnek vermeyeyim. Evet. Diyor ki mutlak demokrasi mutlak cumhuriyet cennete aittir diyor. Haliyle biz burada adalet mekanizmasını iyimesini yükseltmekle görevliyiz. Eğer bir Mehdiyet hareketine inanıyorlarsa ki kurtarıcı demek takılmasınlar Mehdiye şahsa. Demek ki yeryüzündeki adalet mekanizmasını yükseltmek, çıtayı yükseltmek, yetimin hakkını, dulun hakkını, insanlığın hakkını yerine getirmeye çalışmak, gayret etmek işte allah Teala'nın bizden beklediği görev bu. Evet. Gayret ve samimiyet. Şimdi Said Pak tanıyorsun galiba hemşerime selam söyle diye. Hemşerim. Hocam Ayistan'dan Ayasofya caminde saklı olma ihtimali var mı? Zaten o konuda bir kitabım da var demiştin. Evet sandı konusunu. Ayasofya ile ilgili zaten yakında inşallah bir kitabımız çıkacak ama burada Ayasofya'nın sırlarını anlatmaktan öte Ayasofya'nın bir emanet olarak o kutlu komutan dediği Fatih Sultan Mehmet Han'ın Allah Teala'nın övdüğü o mübarek insanın emanetine sahip çıkma adına tekrar cami olarak ibadethane olarak kılıç hakkı olarak açılması gerekir. Bir kere bunun psikolojik olarak etkisi de nasıl olacak? Tüm İslam alemi Türkiye'nin devşirilmiş Batı'nın emperyalizmin çarkları arasında yedirilmiş ve İslam fıtratından e, seküler veya Batı dünyasına e, daha kaybedilmiş bir devlet olmadığını anlayacak. Ha bu sadece caminin oranın açılması olmayacak. Bu bir sancak direği gibi açılacak. Arkasından tarım, ekonomi, hayvancılık, madencilik, İçimizdeki mümkün olduğu kadar kapitalizmin ve emperyalizmin ne kadar çalışması varsa, bankacılık faiz sisteminin üzerinde rantiyecilik sistemi varsa, bunların muhteşem bir şekilde ehilleri tarafından tasfiye edilmesi yerlerine muhakkak sahay boşmak ehil ticaret unsurlar gelmesi lazım. Hani nefsten örnek vermiştik ya Ama bir aşk hikayeniz Bunu, açlık mekanizması bunu ya. düşünmek yapmak hiç de kolay değil. Tabii ki değil. Ama şimdi birisi ütopyasına inanmış, hayatını vakfediyor. E şimdi rahmetli e, örnek vermek zorundayım siyasetten. Yani hiçbir partinin şu ana kadar içerisinde olmadım. Allah Teala biliyor. Ben partiler üstü hareket etmeye çalıştım ve her partiden sevenim, e, ateisti, deisti de daima üzere Hakan abi bizi çok şeyler düşündürttün deyip çok önemli e, inşallah vazifeler alan kardeşlerimiz oldu. O kişinin o Allah'la bizim aramızda. Şimdi şuraya hiç geleyim. Rahmetli Erbakan Hoca bile vermiş olduğu o dönemki mücadelelerde G8'lerden tut. D8, şey G8'lerin karşısında D8'lere tutun. Kalkınma modellerine kadar yapmış olduğu projelere kadar sanayi modellerine kadar tarımcılık modeli birçok şeyi gerçekleştirmeye çalıştı ve temellerini kurdu değil mi? Demek ki bir adam bunları diye diye Türkiye'de bir dönem başbakanlık yaptı. Gitti Kıbrıs Fatih oldu. Herkes Ecevit'i ya, şey yapar ama. Düşünce şeysi. Ha demek ki. Bir düşünce algısını değiştirdi. Mesela e, orada bir yani bir, bir bakmak, sonra inan, öyle bakmak lazım. Biz Yani yeryüzünün sahibi Cenab-ı Mevla değil mi? Cenab-ı Mevla. E demek ki ben az düşen sadece bir samimiyet ve gayret. Ayet de öyle söylemiyor mu? Size düşen diyor bir niyet. Onu diyor hedefe bulduran ok örneği verilir orada. Bir ok yaydan çıkan bir ok örneği verilir. Der ki size düşen bir niyet onu hedefe bulduracak olan Rabbindir. Şimdi, Demek e ki çalışmak, Gayret memleket için ferdi değil toplumsal alakla iyi düşünmek gerekiyor. Tabutun bitirin, bitirin, havasında kalmasın. Ayasofya'da kutsal tabutun olduğuna narsane inanmıyorum. Yani kalbi olarak söylüyorum. Kutsal tabut Allah Teala'nın izniyle emanetler, peygamber eşyaları e, falan filan bunların hepsi Allah izin verirse günde çıkar. Bize düşen şu kutsal tabut. Bak şurada bir şey var kalp. Şu kutsal tabut burada. Yani bu, Efendimiz e soruyor bir gün buna niye kalp, tabi Arapça tabiriyle bizi kalp diyoruz ya, evet. derler diyor. Niye derler ya Resulallah? Çünkü bu diyor çok değişkendir diyor. Bugün sevdiğini yarın sevmez. Bir gün sövdüğüne bugün alkışlayabilir. Tabii. Fakat önemli olan şu ve şu duayı öğretiyor. Ahir zamanı ilgilendiren bir dua. Ya mukallibel kulub Sebit kalbi ala dinik. Ya Rabbi kalbimi dinim üzerine sabit kıl. Din derken de burada illa böyle bir şey kastetmiyoruz. Din bir hayattır. Hayat menbaıdır. Kurallardır, edeptir, adaptır, namustur, vicdandır. Hata kusur yaptığında vicdana gelmektir. Ya Yoksa, toplu olarak yani toplu bir şeydir ya Ha. Yani bir yere dini böyle anlatmamışlar. Yani din bir kural, bir nizam. Bir bilgisayar alıyorsunuz, bir kullanma kılavuzu var bir ne duru bilgisayar cep telefonu bir var, bir kullanma var yani. Yani insanın bir kullanma kılavuzu var. İnsanı insani değerlerde tutabilmeniz için bir kullanma kılavuzu var. Bu kılavuzu yerine getirmek adabıyla edeb edebilir. Mevzu bu. Bitireyim. Ayasofya o yüzden çok önemlidir. İslam aleminin sancak direğidir, sancağıdır. Emanete sahip çıktık demektir. Ama bak demektir. Sana bir şey söyleyeyim mi orada haklısın da. Buyurun. Şimdi Ayasofya'nın ilgili çünkü neden Ayasofya? Ayasofya ilk Hristiyanlık sembolü. Evet. Yani şey açısından büyük katedraller Avrupa'da ondan esinlenerek yapıldı. Hı hı. Yani şeye bağlı olarak. Şimdi Ayasofya'nın e, öyle de bir hikaye uydurmuşlar ki internette dolaşıyor. E, çatısı tutmamış da Hazreti Peygamber'in e, şey göndermişler. Hı hı. E, işte dönemin Bizans imparatoru e, çocukmuş o zaman. Tükür, tükürmüş. işte dedesinin evet. yanına gitmişler. Aptul de getirmiş çocuğu. Tükür demiş. Tükürmüş. O tükürü almış getirmişler. Harca koymuşlar. Evet. Ayasof'un tavanı tutmuş. Evet. şimdi Ayasofya'nın yapıldığı tarihler <gülüyor> Hazreti <gülüyor> Peygamber'in doğduğu tarih arasında bir kere arada bir fark var. Böyle yapıldığı bir şey. tarihi kastetmiyorlar da bir ara yıkıldı, yapıldı, yani, yıkıldı, yapıldı yok, ya. yok onun da ötesinde bir şey. Şimdi şöyle kast... bir şey var. Ya bunlara gerek Hazreti... yok zaten. Ya, ya, evet. ya gerek yok ya. Hayal ha. ötesinde bir şey. Yani hikaye masal falan değil. Zaten Nedeni? Peygamber Efendimiz'in Yani bu tarz e, hikayelerle, rivayetlerle ha. özdeşleşmesine gerek yok. Onun şey, kendisi... de şöyle bir olay izcileri, var. Hakan bir, bir, bir mantık şey. açısından bakacaksın. Evet. Biz, a ne diyoruz? İslam dininin akıl dini olduğunu söylüyoruz. Kur'an'da akıl olarak insanlar evet. hitap ediyor. Peki kardeşim eğer 15 yaşında bir çocuk olduğunu Hazreti bunun gelecekteki peygamber olacağını bilseydi... Niye e, 40 yaşında kendisi taar onu şimdiye kadar 30 kere öldürmeye kalkarlardı değil o, mi? Bu kadar basit. Oradan mi? şuraya da bağlayabilirsin. Yani tabutun Ayasofya'da olması bir hüsnü zan. Yani Allah ben istediği. Düşüncedir. Zaman, ha zaten İslam literatüründe kutsal tabutun çıkıp işte e, bazen derler işte Mehdi'nin alamet olarak çıkacaktı. Ben bu konulara çok girmek istemiyorum çünkü Mehdi mevzusu çok suistimal edildiği için peygamber unutturulup neredeyse gelecek olan Mehdi Efendimiz'in üzerinde gelecekmiş gibi haşa sınır ötesi ve ifrat tefrit derler eskiden. Hmm. Yani sınırları aşan bir liyakatsizle konuya alındığı için bana bir sorarlar zaman zaman Mehdi geldi mi, geliyor mu, gelecek mi? Ya şu konulara beni sokmayın dedim. Aynısı iştir kişinin lafa akılmaz. İçinizdeki en karakterli insan zamanın Mehdisidir. En karakter, kurtarıcı demek değil mi? Allah her yeryüzünü hiçbir zaman boş bıraktı mı? Peygamberlerin dahi vekilleri var mı? O makamda veli deriz, bu makamda veli deriz. Hali işimize bakacağız, bizi en iyi işimiz tarif eder. Doğrusu bu. Bir telefonumuz daha varmış. Buyurun. Seni izleyenlerin çok <laughs> telefon.